Başkalarına verilen zararların ödettirilmesi biçimindeki yaptırıma ne ad verilir? Tazminat. Hakimin takdir yetkisini kullandığı boşluk hangisidir? Kural içi boşluk. Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik, hükümsüzlük türlerinden hangisi içine girer? Yokluk. Normlar hiyerarşisi içinde en üstün norm hangisidir? Anayasa. İdari işlemlere karşı iptal davası hangi mahkemede açılır? İdare Mahkemesi. Hakimin kendi vicdanına göre hukuk yarattığı boşluk hangisidir? Hukuk boşluğu. Hangisi yazısız hukuk kaynağıdır? Örf ve adet hukuku. Yürürlükte olmayan hukuk hangisidir? Tarihi hukuk. Devletin şeklini, yapısını ve organlarını düzenleyen hukuk dalı hangisidir? Anayasa hukuku. Yasanın suç saydığı bir fiili bilerek ve isteyerek işleme iradesine ne ad verilir? Kast. Suçluluğu mahkeme kararı ile ispatlanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz ifadesine ne ad verilir? Masumiyet karinesi. Hangi yaş grubundakileri ceza ehliyeti yoktur? 0-12. Herkesin vergi vermekle yükümlü olması vergi hukukunun hangi ilkesi içinde yer alır? Vergide genellik. Hangisi kamu hukuku dalıdır? Yargılama hukuku. Hangisi özel hukuk dalıdır? Medeni hukuk. Bir kimse hak ehliyetine ne zaman sahip olur? Ana rahmine düştüğü andan itibaren. Hakların kazanılmasındaki iyi niyet hangisidir? Subjektif iyi niyet. Kişilerin doğumundan ölümüne kadar devam eden hukuk hangisidir? Medeni hukuk. Doğum ve ölüm hangisi içinde yer alır? Hukuki olay. Hakların kullanılmasındaki iyi niyet hangisidir? Objektif iyi niyet. Bir hakkın kazanılmasında ona ait engeli bilmemeye ne ad verilir? İyi niyet. Maddi ve manevi olmayan mallar ile kişiler üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir? Mutlak hak. Hangisi nispi bir haktır? Alacak hakkı. Hangi ehliyete herkes sahiptir? Hak ehliyeti. Ergin kılınma yaşı kaç yaşının doldurulmasıdır? 15. Evlenme erginliği kaç yaşının doldurulmasıdır? 17. 16 yaşında ayırt etme gücüne sahip olan bir kimsenin ehliyeti nedir? Sınırlı ehliyetsiz. 25 yaşında kendisine yasal danışman atanan kimsenin ehliyeti nedir? Sınırlı ehliyetli. 25 yaşında savurganlık sebebiyle kısıtlanmış olan bir kimsenin ehliyeti nedir? Sınırlı ehliyetli. Ölüm karinesinde ölüm kaydını kim yapar? En büyük mülki amir. Ölümüne kesin gözle bakılan durumda kaybolan ve cesedi bulunamayan kişiler ölmüş sayılır. Bu duruma ne ad verilir? Ölüm karinesi. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde gaipliğine kaç yıl sonra karar verilir? 1. Dernekler ve sendikalar en az kaç kişiyle kurulur? 7. Siyasi partiler en az kaç kişiyle kurulur? 30 TC vatandaşı. Hangisi özel hukukta mal topluluğu niteliğindedir? Vakıflar. Bir kimsenin borcunu ödemesine ne ad verilir? İfa. Alacaklının alacağından vazgeçmesine ne ad verilir? İbra. Hangisi borcu sona erdirir? Takas. Genel zaman aşımı süresi kaç yıldır? 10 yıl. Yabancı uyruklulardaki kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı hangisidir? Devletler özel hukuku.
Kişileri veya şeyleri devlete bağlayan hukuki veya siyasi bağ ne ad verilir? Uyruklu. Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yere ne ad verilir? İkametgah. Miras bırakan kişiye ne ad verilir? Muris. Eşyalar üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir? Aynı hak. Mirasçılar mirası ne kadar süre içerisinde reddedebilir? 3 ay. Egemenliğin halka ait olduğu devlet şekli hangisidir? Cumhuriyet. Devlet etkinliklerinin tek merkezden yönetildiği devlet yapısı hangisidir? Üniter. TC'nin hükümet sistemi hangisidir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yasama ve yürütmenin yasamada toplandığı hükümet sistemi hangisidir? Meclis hükümeti. Halkın seçtiği temsilcilerin halk adına karar aldığı demokrasi biçimine ne ad verilir? Temsili demokrasi. Din, vergi, servet, cinsiyet ve eğitim gibi hiçbir sınırlama olmadan herkesin oy kullanması seçim ilkelerinden hangisi içinde yer alır? Genellik. Seçimlerin yargısal denetimini kim yapar? Yüksek Seçim Kurulu. Hangisi 1982 Anayasası'nda yer alır? İnsan haklarına saygılı devlet. Başlangıç hükümleri ilk kez hangi anayasada yer almıştır? 1961 Anayasası. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi hangi anayasada yer almıştır? 1982 Anayasası. Laiklik ilkesi ilk kez hangi anayasa değişikliği ile 1924 Anayasası'nda yer almıştır? 1937. Gizli oy, açık sayım ve döküm ilkeleri ilk kez hangi yıl kabul edilmiştir? 1950. Tek dereceli seçim ve çok partili siyasal hayata hangi yıl geçilmiştir? 1946. Anayasal gelişmenin ilk adımı hangisidir? Senedi İttifak. 1921 Anayasası'nın hükümet sistemi hangisidir? Meclis hükümeti. En sert ve en kazuistik anayasa hangisidir? 1982 Anayasası. En yumuşak anayasa hangisidir? 1921 Anayasası. Başkent Ankara'dır ifadesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır? 1924 Anayasası. 1921 Anayasası'nın en devrimci ilkesi nedir? Milli egemenlik. Çift meclisli anayasalar hangileridir? 1876 Kanuni Esası, 1961 Anayasası. Kurucu meclis tarafından hazırlanan anayasalar hangileridir? 1921, 1961 ve 1982 Anayasası. 1982 Anayasası'na göre siyasi parti grupları kaç milletvekilinden oluşur? 20. Meclis hükümeti ile parlamenter sistem arasında karma hükümet sistemini benimseyen anayasa hangisidir? 1924 Anayasası. İlk kez kuvvetler ayrılığı sistemini benimseyen anayasa hangisidir? 1961 Anayasası. Değiştirilemeyecek maddeler ilk kez hangi anayasada yer almıştır? 1924 Anayasası. 1961 Anayasası'nın kurucu meclisinin sivil kanadının adı nedir? Temsilciler Meclisi. 1982 Anayasası'na göre toplantı yeter sayısı kaçtır? 1/3, 200 milletvekili. 1982 Anayasası otorite, hürriyet dengesinde hangisinin ağırlığını arttırmıştır? Otorite. Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasa ile kurulmuştur? 1961 Anayasası. Demokratik, sosyal ve hukuk devleti ifadeleri ilk kez hangi anayasada yer almıştır? 1961 Anayasası.
Uzun ve ayrıntılı olarak düzenlenen anayasaya ne ad verilir? Kazuistik Anayasa. 1982 Anayasası'nın kurucu meclisinin sivil kanadının adı nedir? Danışma Meclisi. Temel hak ve hürriyetler ile yargıdan hiç söz etmeyen tek anayasa hangisidir? 1921 Anayasası. Kuvvetler Birliği, görevler ayrılı sistemini benimseyen anayasa hangisidir? 1924 Anayasası. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk ve tek anayasası hangisidir? Senedi İttifak. 1921 Anayasası ile ilgili hangisi doğrudur? Devlet başkanlığı makamı yoktur. Hangisi kişi hak ve ödevleri arasında yer alır? Konut dokunulmazlığı. Hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biridir? Sendika kurma hakkı. Hangisi siyasi hak ve ödevlerden biridir? Dilekçe hakkı. Hangisi kişi hak ve ödevleri arasında yer alır? Mülkiyet hakkı. Hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biridir? Grev ve lokavt hakkı. Hangisi siyasi hak ve ödevlerden biridir? Vergi ödevi. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hangi sebeple durdurulabilir? Olağanüstü haller. Siyasi partilere üyelik yaşı kaç yaşının doldurulmasıdır? 18. Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? Anayasa Mahkemesi. Siyasi partilerin kapatılma davası hangi mahkemede açılır? Anayasa Mahkemesi. Siyasi partilerin kapatılma davasını kim açar? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Hangisi siyasi partilere üye olabilir? Silah altındaki er ve erbaşlar. Hangi seçimlerde oy kullanılabilir? Yüksek öğrenim öğrencileri. Hangisi siyasi partilere üye olabilir? Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanlar. Hangisi seçimlerde oy kullanabilir? Hakimler ve savcılar. Hangisi kişi hak ve ödevleri arasında yer alır? Din ve vicdan hürriyeti. Hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biridir? Kıyılardan yararlanma. Hangisi siyasi hak ve ödevlerden biridir? Kamu baş denetçisine başvuru hakkı. Bir siyasi partinin TBMM'ye girebilmesi için yüzde kaç barajını geçmesi gerekmektedir? %10. Bir siyasi partinin devletten maddi yardım alabilmesi için yüzde kaç barajını geçmesi gerekmektedir? %3. Yasama yetkisi kime aittir? TBMM. 2017 değişikliği ile birlikte milletvekili sayımız kaçtır? 600. 2017 değişikliği ile birlikte milletvekili seçilme yaşı kaçtır? 18. 2017 değişikliği ile birlikte TBMM seçimleri kaç yılda bir Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılır? 5. TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine hangi çoğunluk ile karar verilir? 3/5. 360 milletvekili. TBMM veya Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesi halinde seçim ne zaman yapılır? 60. günü takip eden ilk pazar günü. Seçimler TBMM tarafından hangi sebeple ne kadar süre ertelenebilir? Savaş halinde 1 yıl. Genel seçimlerden kaç ay geçmeden ara seçim yapılamaz? 30. Genel seçimlere ne kadar süre kala ara seçim yapılamaz? 1 yıl. TBMM tarafından Anayasa Mahkemesi'ne kaç üye seçilir? 3. TBMM tarafından HSK'ya kaç üye seçilir? 7.
Hangi parlamento kararının yargısal denetimi vardır? TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin kararlar. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekilini meclis kararı olmadıkça tutulamaması, sorgulanamaması, tutuklanamaması ve yargılanamamasına ne ad verilir? Yasama dokunulmazlığı. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasını hazırlanmasından dolayı sorumluluk kime aittir? Cumhurbaşkanı. Savaş ilanına ve TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesine kim karar verir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletvekilliğinin kendiliğinden düştüğü hallerden birisidir. Bakan olması. TBMM kararı ile milletvekilliği düşürülen bir milletvekili kaç gün içinde nerede iptal davası açabilir? 7 gün Anayasa Mahkemesi. TBMM her yıl kaç ay tatil yapabilir? 3. TBMM çalışmalarına kaç günü geçmemek üzere ara verebilir? 15. TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır? 2. Genel ve özel af ilanına TBMM hangi çoğunluk ile karar verir? 3/5, 360 milletvekili. TBMM tarafından reddedilen kanun teklifleri reddedildikleri tarihten itibaren ne kadar süre geçmedikçe yeniden meclis gündemine alınmazlar. 1 yıl. Cumhurbaşkanı tarafından kanunlar resmi gazetede kaç gün içinde yayımlanır? 15 gün. Yargısal denetimi olmayan tek kanun hangisidir? İnkılap kanunu. Kanunların yargısal denetimini hangi mahkeme yapar? Anayasa Mahkemesi. Kanunları kim yapar? TBMM. Kanunlar ne zaman yürürlüğe girer? Yürürlülük tarihinde. Bütçe kanun teklifini kim hazırlar? Cumhurbaşkanı. Bütçe kanun teklifi, bütçe komisyonunda kaç gün incelenip karara bağlanır? 55. Bütçe kanun teklifleri ne kadar süre genel kurulda görüşülür? 20. Bütçe ile ilgili genel uygunluk bildirimini TBMM'ye kim sunar? Sayıştay. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasına uygun bulan ve onaylayan sırası ile hangisidir? TBMM, Cumhurbaşkanı. Anayasanın değiştirilebilmesi için teklif yeter sayısı kaçtır? 1/3, 200 milletvekili. Yazılı olarak sorulan sorular en geç kaç gün içinde cevaplandırılır? 15. Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme TBMM'nin hangi denetim yoludur? Meclis araştırması. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM'nin hangi denetim yolu ile Yüce Divan'a sevk edilebilirler? Meclis soruşturması. Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konunun TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü TBMM'nin hangi bilgi edinme ve denetim yolu hangisidir? Genel görüşme. Cumhurbaşkanı yardımcılarının veya bakanların görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı TBMM üye tam sayısının ne kadarı ile Yüce Divan'a sevk edilebilir? 2/3, 400 milletvekili. Hangisi TBMM tarafından seçilemez? Rütük Başkanı. Meclis soruşturmasında Yüce Divan'a sevk kararı çıkması durumunda Yüce Divan yargılaması kaç ay içinde tamamlanır? 3. Anayasa Mahkemesi üye sayısı kaçtır? 15. Uyuşmazlık Mahkemesi üye sayısı kaçtır? 6 asil ve 6 yedek. Hakimler ve Savcılar Kurulu üye sayısı kaçtır? 13. Anayasa Mahkemesi'ne üyelik yaşı kaçtır? 45.
Hangisi yüksek bir mahkemedir? Yargıtay. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12'sini kim seçer? Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır? 12. Anayasa Mahkemesi başkan ve vekilinin görev süresi kaç yıldır? 4. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, mahkeme başkanının veya başkanın belirleyeceği başkan vekilinin başkanlığında en az kaç üyeyle toplanır? 10. Herkes Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki anayasal hak ve özgürlüklerden birinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir ifadesi hangi yıl yapılan değişiklik ile sağlanmıştır? 2010. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı'nı kim seçer? Anayasa Mahkemesi. Anayasa değişikliklerine şekil bakımından iptal davası resmi gazetede yayımından itibaren kaç gün içinde dava açılabilir? 10. Anayasaya aykırılık ön meselesinin oluşması halinde Anayasa Mahkemesi IŞİD'in kendisine gelişinden başlamak üzere kaç ay içinde kararını verir ve açıklar? 5. Anayasa Mahkemesi'nin IŞİD'in esasına girerek verdiği red kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra kaç yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz? 10. İdari yargıdaki en yüksek mahkeme hangisidir? Danıştay. Adli yargıdaki en yüksek mahkeme hangisidir? Yargıtay. Danıştay üyelerini kim seçer? 1/4'ünü Cumhurbaşkanı, 3/4'ünü DSK. Yargıtay üyelerini kim seçer? HSK. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve vekilini kim seçer? Cumhurbaşkanı. Sayıştay üye ve başbakanını kim seçer? TBMM. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı kimdir? Adalet Bakanı. Hakimler ve Savcılar Kurulu daire sayısı kaçtır? 2. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun tabii üyesi kimdir? Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı. HSK üyelerinin seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki kaç gün içinde yapılır? 10. İdari uyuşmazlıkları hangisi çözer? Danıştay. Kanunların yargısal denetimini hangisi yapar? Anayasa Mahkemesi. Yüce Divan'da savcılık görevini hangisi yapar? Cumhuriyet Başsavcısı. 2017 değişikliği ile birlikte hangisi Yüce Divan'da yargılananlar arasında yer almıştır? Cumhurbaşkanı Yardımcıları. 2017 değişikliği ile birlikte hangisi Yüce Divan'da yargılananlar arasından çıkarılmıştır? Jandarma Genel Komutanı. Anayasa değişikliklerinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin ne kadar çoğunluğu aranmaktadır? 2/3. Anayasa Mahkemesi raportörlerinin Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak seçilebilmesi için raportörlük mesleğini en az kaç yıl yapmış olmaları gerekmektedir? 5. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi hangi yıl yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte Türk hukuk sisteminden çıkarılmıştır? 2017. İdare hukukunun konusu nedir? Kamu yararının sağlanması. İdarenin faaliyetlerinden hangisi kamuya yönelik bir faaliyet değildir? İş düzen, öz yönetim faaliyeti. İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar hangi yargıda çözümlenir? İdari yargı. İdare hukuku ile ilgili hangisi doğrudur? Sürekli bir devlet fonksiyonudur.
Kamulaştırmalarda taksit süresi kaç yılı geçemez? 5 yıl. Olağanüstü hallerde taşınır malların mülkiyetinin devlet mülkiyetine geçirilmesine ne ad verilir? İstinvai. Özel teşebbüslerin devlet mülkiyetine geçirilmesine ne ad verilir? Devletleştirme. Emniyet Genel Müdürlüğü nereye bağlıdır? İçişleri Bakanlığı. Jandarma Genel Komutanlığı nereye bağlıdır? İçişleri Bakanlığı. Genelkurmay Başkanı kime karşı sorumludur? Milli Savunma Bakanı. Milli İstihbarat Teşkilatı nereye bağlıdır? Cumhurbaşkanı. Aynı tüzel kişilikteki üst makamların alt makamlara emir ve talimat verme yetkisini içeren hukuki bir bağa ne ad verilir? Hiyerarşi. İl Genel İdaresi'nde en yüksek hiyerarşik amir kimdir? Vali. Merkezden yönetim kuruluşlarının kamu tüzel kişiliği hakkında hangisi doğrudur? Yok. Yerinden yönetim kuruluşlarının kamu tüzel kişiliği hakkında hangisi doğrudur? Var. Ekonomik ve Sosyal Konseyin başkanı kimdir? Cumhurbaşkanı. En yüksek devlet memuru hangisidir? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Merkezi yönetim kuruluşlarının idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir? İdari vesayet. Cumhurbaşkanı ile Diyanet İşleri Başkanı arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hiyerarşi. Cumhurbaşkanı ile Devlet Denetleme Kurulu arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hiyerarşi. Cumhurbaşkanı ile Savunma Sanayi Başkanı arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? İdari vesayet. Cumhurbaşkanı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hiyerarşi. Kaymakam ile köy muhtarı arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? İdari vesayet. Hangisi istisnai bir memurdur? Vali. Valiler hangisinin kararı ile atanır? Cumhurbaşkanı. Köy idaresinde imece ve salmaya kim karar verir? İhtiyar heyeti. Bir yerde belediye kurulabilmesi için o yerin nüfusunun en az ne kadar olması gerekmektedir? 5000. Bir yerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için o yerin nüfusunun en az ne kadar olması gerekmektedir? 750.000. Köy işlerini bütün köylünün birleşerek yapmasına ne ad verilir? İmece. Belediye başkanını geçici olarak kim görevden uzaklaştırabilir? 60. Belediyeler nasıl kurulur? Cumhurbaşkanı kararıyla. Büyükşehir belediyeleri nasıl kurulur? Kanunla. Köyler nasıl kurulur? İçişleri Bakanı kararıyla. Hangisi kanunla kurulur? İller ve ilçeler. Üniversiteler nasıl kurulur? Kanunla. Hangisi halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir? İl Genel Meclisi üyeleri. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri, teşkilat yapısıyla merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması hangisiyle olur? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır? Savunma Sanayi Başkanlığı. Hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır? İl Özel İdaresi. Devlet memurlarının bilgi ve yetişme şartlarına uygun şekilde en yüksek derecelere kadar ilerlemelerine ne ad verilir? Kariyer. Memura davranışlarında daha dikkatli olmasının yazıyla bildirilmesi cezası nedir? Uyarma. Memura davranışlarında kusurlu olduğunu yazıyla bildirilmesi cezası nedir? Kınama. Devlet memurluğundan çıkarma cezasına kim verir? Yüksek Disiplin Kurulu. Memuriyetten çıkarılan bir memur kaç gün içinde idari yargıda iptal davası açabilir? 60.
Memurlara toplu sözleşme hakkı hangi yıl yapılan anayasa değişikliğiyle verilmiştir? 2010 değişikliği. Devlet memurları hakkında soruşturma başlatılmışsa memur görevinden ne kadar süre uzaklaştırılabilir? 3 ay. Görevden uzaklaştırma bir disiplin cezası mıdır? Hayır. Memurlar siyasi partilere üye olabilir mi? Olamaz. Memurlar sendikalara üye olabilir mi? Olabilir.